Genetik injeneriya haqida bir savol. Gen nima? Genlar majmuasi nima? Bilish kerak. Demak, birinchi savolimiz gen nima degan savol tug'iladi. Biz bilamizki, bitta xromosomada nechta DNK bo'ladi? Bitta xromosomada nechta DNK bo'ladi? Kim ayta olaydi? Yo'q. Yo'q, savolimni tushundinglarmi o'zi? Kim yo'q, o'zi javob bersa, yana ham bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Kim tushundi o'zi savol? Bitta xromosomada nechta DNK bo'ladi? Bitta DNK. Yoki bitta bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Mana, o'zi bitta xromosoma. Xromosomaning 2 DNKli ko'rinishi shu. Mana 1 DNKli ko'rinishi. DNK degani ya'ni xromatida degani. Bitta xromosomada yo ikkita xromatida bo'ladi. Xromatid bo'ladi. Yo'inki bitta xromatid bo'ladi. Demak, xromosomada nechta DNK bo'ladi ekan? Ikkita yoki bitta. İkkita yoki bitta bo'ladi ekan. Gen deb tushunadilar-da boshda. To'g'ri? Yo'q. DNK. Endi har bir DNKda ya'ni har bir xromosomada bo'lishi ham mumkin degan, to'g'rimi? Har bir DNKda yuzlab, minglab genlar bo'ladi. Masalan, bitta nuqta qo'yadigan bo'lsam, mana bitta gen. Ya'ni bizga mikroskopda ko'radigan bo'lsak, gen nuqtali ko'rinadi. Ana shuning uchun gen mutatsiyasi bor edi yoki nuqtali mutatsiya deyiladi. To'g'rimi? Demak, gen. Gen nima bu? Shu DNKni bir bo'lagi gen. Yoki qoidani to'liq aytadigan bo'lsak, gen bu bir molekula oqsil sintezga javobgar bo'lgan DNKni bir bo'lagi gen deydi. Qisqaroq bo'lganda DNK bir qismi. DNKda yuzlab, minglab genlar bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi ikkinchi savol. Genlar majmuasi nima desa? Yoki genlar oilasi nima? Desa, majmua bilan oila bitta ketdi. Bir-biriga o'xshash bo'lgan bir necha gen genlar oilasini tashkil qiladi. Yoki qoida aytadigan bo'lsak, murakkab biologik ketma-ketlikni boshqarishda ishtirok etadigan bir-biriga o'xshash bo'lgan bir necha genlar yig'indisi genlar majmuasini tashkil qiladi. Ana endi shu mavzudan shu savol berib turib javobini aytib ketyapman-a. Gen nimaligini aytdim, genlar majmuasi nimaligini aytdim. Kitobingizga raqam qo'ydirib ketaman bir yo'li. Ashunda javobini ana shu yerda bor. Tushuntirib turib keyin raqam qo'ydirib ketaman. Tushunarligi? 121 betda. Assalomu alaykum. Aytmasam, kiring tezroq. Bruzinga birinchi abzasi bir molekula deyapti-ku. Ashaga bir qo'ying. Qo'ydingizmi? Keyin murakkab biologik turibdi-ku. Ashaga ikki qo'ying. Bu ikkinchi savol javobi degan. Ketdi, davom etamiz. Uchinchi savol. Mana qulga qolmaydimi degan savol shu. Siz nima dedingiz? Nima deb javob berdingiz? Xo'p, keyingi savol. Genetik injeneriya qanday fan? Nima bilan shug'ullanadi va u qay tartibda? Ya'ni nima bilan shug'ullansa, ash qay tartibda shug'ullanadi? Tushunarli bo'ldimi? Uchinchi savol. Eshitamiz, keyin ko'rsataman kitob. Genetik injeneriya genlarni boshqarish bilan shug'ullanadi. Gen yoki genlar majmuasini boshqarish, ya'ni manipulyatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Mana, olayan genni oladi, masalan. Tasavvur qiling. Mana genlarni guruhga chizganim uchun alohida chizasizlarga. Hani hocam ya? Hocam ne? Hani iki tane kramatiydi. Yani bu DNK degen. Doğru mu? Eğer bunun bir de spiralini yaşayacak, bana da DNK'miz yani ama körüne. Koyuz zincirli. Doğru mu?
Bunda nukleotidlar var. Adenin, guanin. Bu qanaqa nukleotid? Purin asosida. Adenin qarshisida timin bo'ladi. Guanin qarshisida stazin bo'ladi. Bular esa pirimidin asoslari hisoblanadi. Mana bitta gen. Bunlardan ko'pgina o'xshashlari nimani hosil qiladi? Genlar oilasini tashkil qiladi. Uchinchi savolim nima bo'ldi? Genetik injineriya fani nima bilan shug'ullanadi va u qay tartibda deb savol berdim. Genetik injineriya fani gen yoki genlar majmuasini inson manfaatini ko'zlagan holda o'zgartirish bilan shug'ullanadi. Manipulyatsiya qilish degan boshqarish degan, boshqartirib, keyin boshqarib, keyin o'zgartiradi-yu. Shundaylami? Keyin savol davom bor edi. Qay tartibda? Masalan, qana qilarsa, xohlagan genni mana bu oladi. Oldi. Tanlangan genni. Gen tanlangan DNKda endi, to'g'rimi? Tanlangan DNKni oladi. Keyin uni boshqaradi. Shundayligi? Keyin boshqaradi. Boshqa bir xromosomadagi genni oladi. Bu tanlangan genni boshqarib turibdi-yu. Unga boshqa bir xromosomaga genimizni joylaymiz. 5 ta narsa aytdim. Tanlangan genni olamiz, boshqaramiz. Boshqa xromosomadagi genni yoki DNKni olamiz. Tanlangan genni boshqa xromosomaga biriktiramiz. Bu biriktirish jarayoni rekombinatsiya deyiladi. Ikkita kombinatsiya bo'ldimi? Qayta kombinatsiya bo'ldi-da. Rekombinatsiya deyiladi bu jarayon. Bir organizm DNKsini ikkinchi organizmni genomi bilan birikishi nima deyiladi ekan? Rekombinatsiya jarayoni deyiladi ekan. Mana shu men aytgan tartibda o'qisangiz yaxshi tushunasiz. Mana olamiz, boshqaramiz, boshqa genni olamiz, uniga joylaymiz, rekombinatsiya yaratamiz. Oson ekanmi? Endi kitobdan javobni ko'ramiz. Savol nima edi? Genetik injineriya nima bilan shug'ullanadi va uni qay tartibda? Shu birinchi abzats shu haqida yozilgan. Mana, organizm genlari va genlar majmuasi holatini inson manfaati ko'zlagan holda o'zgartirish bilan shug'ullanadi. Genetik injineriya deyiladi, endi shu. Endi qarang, men aytgan tartibda emas lekin bu kitobda. Rekombinant RNG yoki DNK olish mana. Oxirgisini yozyapti birinchiga. Tushundingizmi? Ikkinchisi organizm yoki hujayradagi genlarni ajratdingiz mana, genlarni olish. Tushunarliga? Genlarni boshqarish, ya'ni manipulyatsiya qilish. Boshqariladi. Genlarni boshqarganingizni kiritish, ha? Keyingisi DNKda tanlangan genlarni olib tashlash. Yo'li bilan sun'iy organizm yaratish texnologiya usullar jamlanmasi. Endi qaysi biri yozgandaqa aytgan ma'qulroq, yaxshi esingizda qoladimi yo men aytgandaqa nima deb o'ylaysizlar? Chunki uni tartibi borligi uchun. Aslan qilib o'qib ko'rasizlar, tushunarligi? Buni ko'pchilik qiyin deb o'yladi, biz ham boshida o'qiganimizni qiynalganmiz biologiyada shu. Aynan biologiyaning ko'pchilik eng qiynalgan joyi shu genetik injineriya. Lekin bitta tushunib olsangiz bu juda oson. Shu bir narsalarni endi bu yerdagi olib, yopishtirib, shunaqalarni shug'ullanadi. Tushunarligi? Bugun haligi oladigan, yopishtiradigan, kesadigan narsalar bilib olsak bo'ldi. Qaychi, kelin, qog'oz bilib olsak, keyin safariga narsa yozamiz. Tushunarligi? Ya'ni nechta savol bo'ldi hozir bu? 3-chi. 3-chi savol bo'ldi. Hozir bunday bo'lsam yana ochilmay qoladimi yoki ochilam? 70 80. 70? 80. Ha, bo'lar ekan. Ha, kodini ham o'zgartirdingiz bir yo'l. Yo'q. Ha. Keyin savol. Gen muhandisligi fanining maqsadi nima? Xo'p, mashinaga genlar oladi ekan, boshqa joyga joylaydi ekan, rekombinant DNK oladi ekan, ha? Maqsadi nima bunday qilishda? To'g'rimi savol? Maqsad nima? Maqsad shuki, genlarning ichki tuzilishini va xromosomada tutgan o'rnini inson ehtiyojiga mos ravishda o'zgartirish. Inson ehtiyoji xohlaganini qilish bu narsa. Xo'p. Xo'p, o'zgartirib nima topadi? Keyingi savol. Birinchi savol bo'ldi. 5-chi savol. Xo'p, o'zgartirib nima topadi desa, xohlagan oqsilni sintetik hisoblanadi.
Xohlagan oksil sintez qilsa bo'ladi. Buni yana to'g'riroq gaplashamiz. O'simlik va hayvon turlarini o'zgartirsa bo'ladi. Ikkinchisi, nima qilsa bo'ladi degan savolga javob ber. Demak, xohlagan oksil sintez qilsa bo'ladi sanoat miqyosida. Ikkinchisi, o'simlik hayvon turlarini o'zgartirsa bo'ladi. Uchinchisi, irsiy va yuqumli kasalliklarga tashxis aniq va tez tashxis qo'yish va uni sabablarini oldini olish. Ne kısa bulundu? Şu narsaydı. Şimdi belirat koyayım. Sabablarını anıklasa bulundu. Olduğunu olmuş değil bana. Demek, maksadı ne dedin? Hani genler macumasını tayyada durdu. Gen mühendisliği fanının maksadı. Gördüğünüz abi? Hı. Şey gene hiç koyarsınız? Evet. Tu. Beşincisi. Neticede de yapıyor. Beşinci savol nima edi? Maqsadi orqali nimaga erishdin? Sen natijada har qanday tirik mavjudotni albatta imkon darajasida maqsadga yanada ko'proq muvofiqlashtirish yo'li bilan sanoat miqyosida oqsil ishlab chiqarish bir. O'simlik hayvon turlarini inson ehtiyojiga mos ravishda o'zgartirish ikki. Irsiy yuqumli kasalliklarga aniq va tez tashxis qilish hamda sabablarni aniqlash bu uch. Demek ki maksadı orkali şu narsalarga erişse bo'ladi. Oltin savol. Beşteniz. Oltin savol şu ki genetik injineriya bu fan qanday vücuduga ega? Masalan genlarni olib boshqa joyga joylab, ha? Shunaqa narsalar qilsa bo'ladi ekan. O'zi qanday qilib masalan fan vücuduga kelib qolgan desa, DNK molekulasini bo'laklarga bo'luvchi, DNK molekulasini bo'laklarga bo'luvchi va xohlagan DNK bo'lagini bir-biriga 3-3 ulovchi ulasa bo'ladi. Enzimlarni paydo bo'lish natijasida ya'ni kesuvchi qaychi deb-ku, yoki kilo yopishtiruvchi DNKimiz qog'oz deydigan bo'lsak. Enzim bu nima? Ferment. DNKni kesuvchi ferment bor ekan, 3-3 bir-biriga ulovchi fermentlarni paydo bo'lishi va DNKda ana shu kesilgan bo'laklarini, genlarni xohlaganini kattaligi bo'yicha o'ta aniqligi bilan ajratib oluvchi, o'ta xohlaganingizni tanlab ajratib olaverasiz geningiz. Ajratib oluvchi elektroforiz usullarini kashf etilishi natijasida bu fan uchta keldi. Tushunarli bo'ldim? Xullas, kesuvchi, ulovchi, enzimlar va ajratib oluvchi elektroforiz uskunalarini paydo bo'lish natijasi uchta keldi. Mana shunaqa kerakli jihozlarimiz bor, endi xohlaganimizni qilaveramiz. Tushunarli bo'ldimi? Keyingi savol. Bu fan qachon jadal sur'atlarda rivojlanib ketdi? Shu, xo'p, savol tug'iladi. Bu fan paydo bo'libdi. Qachon jadal sur'atlarda rivojlanib ketdi? Xohlagan tirik organizmingizning hujayrasini, DNKsini, nukleotidlarini spesifik ravishda ketma-ketligini aniqlash, mana u masalan odam deydi, odam hujayrasi genini o'rgan bo'lsa bo'lsak, mo'adinidan keyin timinagan unda, timindan keyin yana timinagan deb nukleotidlarini ketma-ketligini, spesifik ketma-ketligini aniqlash. Bu birinchisi. Ikkinchisi. Va xohlagan DNKimizni sintez qilsa bo'lar ekan. Sintez qilish usul va uskunalarini paydo bo'lish natijasida bu fan jadal sur'atlarda rivojlandi. Ikkita sabab. Savollarga raqam qo'yib qo'yasiz. Nimalarni kashf etilishi natijasida bu fan 3 ta keldi, 7. Oxirgi abzatsga gen muhandisligi deb qo'yibdi-yu, ashyoga 7 qo'ying. Ko'rdingizmi? Keyingisi ayniqsa deb turibdi-yu, 8. Yo, 8 emas. 6 qolib ketdi. 6, ha, gen muhandisligiga 6 qo'ying. 7 ayniqsa. O'tkazilgan bo'lsa kerak bu. Ha, o'tkazildi. Birdan boshlandi. To'g'ri kelmadi. Kerak. Bu joyga qarab. Bo'laveradi. Bilsangiz bo'ldi aslida. 7 ayniqsa. Yo, nimalarni kashf etilish natijasi bu fanjada suratlar rivojlandi degan. Yaxshi, ayniqsaga 7 qo'yasiz. Tushundingiz-a? Nimalarni kashf etilish natijasi ekan? Enzim. Yo'q.
jada suratlar rivojlandi. DNK molekulasidagi nukleotidlarni ketib spesifik etmaganligini aniqlash va har qanday DNKni tarzda sintez qilish usul va uskunalarini kashf etish natijasida bu fan jada suratlar rivojlandi. Tushunarlimi? To'q. Yo'q, men bitta mana shuni. 1 minut 30 sekundda so'zlab beringiz. Keyingi savol. Gen muhandisligi fanini tadqiqot obyekti nima? Mana bugun bekerga savol javob qilmayapman. Keyingi safarga savol javob qilishga urg'iyman kerak. 4 ta o'quvchi nimaga chiqarib turib, 4 tasini so'rasam bo'ldi mi? 4 tasini so'rab olsam, 4 o'quvchidan telefon berib turib, diktofonga yozib menga tashlaysiz, hammadan eshitib olaman. Uyga boraman, eshitib olaman. Tushunarlimi? Aslida konkret savol, konkret javob qilib o'qib kelasiz. Tushunarlimi? Men shunga qarab turib keyin xulosa chiqaraman. Har bitta savol 15 savol xolos birinchi mavzu. İkinci mavzu 13 savol. Bo'ldi, ashinga javob bo'lsangiz bo'ldi, ikkita mavzu bilasiz. 5 ta mavzu shular. Tushunyapsizmi? Oson. Tushunib olish kerak. Xo'p, keyingi savol. Gen muhandisligi fanini tadqiqot obyekti nima? Ya'ni o'rganadigan narsasi nima? Kim o'rganadi? Virusni, bakteriyani, zamburug'ni, o'simlikni, hayvonni o'rganadi. Nima uchun bu hammasini o'rganadi? Sababi ularda hammasida bir C element bor. Virusda DNK yoki RNK bor. Bo'lgan hammasida DNKsi bor-da. Ashu bor-ku. Ashu uchun bu gen muhandisligi shu DNKni o'zgartirish bilan shug'ullanadi-ku. To'g'ri? Keyingi savol. Tadqiqot obyektiga ko'ra qanaqa muhandisliklar bilan shug'ullanadi? Yoki tadqiqot obyektiga ko'ra genetik injineriyani qanday yo'nalishlari bor? 3 ta yo'nalishi bor. Birinchisi mana shu gen injineriyasi. Genlarni olib ettan belga joylash bilan shug'ullanadi. Ikkinchisi xromosoma darajasidagi. Xromosomani o'zgartirish bilan. Tushunarlimi? Uchinchisi hujayra darajasida. Bitta hujayra bilan ikkinchi hujayrani qo'shib yuboradi. Bu ham injineriya. Bu hujayra darajasidagi. Tadqiqot obyektiga ko'ra 3 darajaga bo'linar ekan. Gen injineriyasi, xromosoma va hujayra muhandisligi bilan shug'ullanar ekan. Tushunarlimi? O'zi mashina tirik organizmni bir-biridan farqlab turadigan narsa. Shu 4 ta bakteriya, zamburug', o'simlik, hayvon hammasini hujayrasini olib turib, DNKsini olib qo'ysak, bir olib qo'ysak, hammasida bir-biridan moddiy farq yo'qoladi. Chunki ana shuni bir-biridan farqlab turadigan narsa o'zi DNK. Tushunyapsizmi? Keyingi savol. Louis Pasteur nima ish qilgan? Louis Pasteur bakteriyalarni klonlab nimani aniqlaydi? Degan savol. Louis Pasteur tajribasini aytib beraman. Mana. Petri idishini olgan. Petri idishi bunday yumaloq idish. Hali. Xudo xolasa o'qish kirganinglarda yana ham bir aniq bilib olasizlar. Yo'q, yotoqxonada yoki kvartirada ko'pchilik turadi-da. Ketayotganda keyin uydagilar unga qiyom solib beradi. Uyiga ozda qilgan qiyom bilan shakar oldi, narsalar solib beradi-da. Keyin uni haligi uyda uchlatilida ochgan bo'lsa, bir litrni sizga solib berish kerak-ku. Aslida haligi ustun nima bilan bekitadi? Ha? Plasmasi qopqoq. Plasmasi qopqoq. Doğru. O'qishga kirsanglar aniq bilib olasizlar uni. Ko'p studentlar biladi buni. Asl plasmasi qopqoqqa o'xshaydi xolos Petri idish. Tushunarli bo'ldimi? Petri idish nima u desa, uning ichida ovqat bor. Qanaqa ovqat? Bakteriyalar tutib turuvchi ovqat. U Petri idishda, hali plasmasi qopqoqda u. Odam. Ha. Tushunarli bo'lyaptimi? Bakteriyalarning oziqasi masalan nima bo'lishi mumkin? Agar bo'lishi mumkin. Filaforada, agar-agar. Istayasizmi botanikada? Bakteriya laboratoriyada bakteriya va zamburug'larni ko'paytirishda agar-agar. Marmeladlarda tayyorlashda ham agar-agar. Istadiram demak? Ha. Asa agar-agar bor va uning ichiga bakteriyani ekib qo'ydi. Kim ekdi? Pasteur. Louis Pasteur. Endi haliga oziqani bakteriya ko'payadi. Keyin yana ko'payadi. Tugab qolsa.
tüganmaydi. Bu bakteriyaga yo'lbarsa ko'p bu. Mana ko'payib ket. Endi ko'payib ketadi. To'g'rimi? Bitta edi, ikkita bo'ladi, ikkita edi, to'rtta bo'ladi. Bakteriya qanday usulda ko'payadi? Amitoz usulida bo'linadi. Ya'ni oddiy ikkiga bo'linish. Bakteriya bo'linganda hosil bo'lgan ikkita bakteriya bir-biriga quyib bo'lganga o'xshash bo'ladi. Chunki narigi bakteriyani material teng bo'lindi, to'g'rimi? Hosil bo'lgan ikkita bakteriya bir-biri uchun klon deb ataladi. Klon nima u desa, bir organizmda aynan nusxasi klon. Pasteur nima qilgan? Bakteriyalarni klonlagan. Klonlar degani nima degani? Shu yegan narsalarni berib qo'ygan, yeb ko'payavergan. Xo'p, bakteriya misol berdimki, Louis Pasteur bakteriyalarni klonlab nimaga erishdi? Degan savol berdim. Mana bitta bakteriya bo'lsa, hosil bo'lgan ikkita bakteriyadagi xususiyat mana bu bakteriyadan o'tgan bo'ladimi? Teng taqsimlanadi-yu. Irsiyatdan o'tgan bo'ladimi? Chunki irsiyat o'tgan bo'ladimi? Klonlar shu narsani o'yladiki, Pasteur bakteriyalarda ham irsiyat mavjud ekan dedi. Bakteriyalarni ben bu qo'shimcha gap bakteriyalarda xilma-xilligini aniqladi. Bakteriyalarda irsiyat mavjudligini aniqladi. Xususiyatlari ular nima? Hammasi mana bunday xususiyat bor, bunday xususiyati bor-ku. Irsiyatga bog'liqligini aniqladi. Shu. Nima uchun shu narsani aniqladi? Bakteriya va klonlar. Bakteriyalarda xilma-xilligini, irsiyat mavjudligini, xususiyati esa irsiyatga bog'liqligini. Nechinchi savol edi bu? To'qqiz ekan ha? Yo'q, 10 ekan. Yo'q, mana qarang. 8-inchi savol, savolni o'qimay ketibman shekilli. 8-inchi savol, gen muhandisligi fanining tadqiqot obyekti nima? Tadqiqot obyekti virus, bakteriya, zamburug' o'simlik hayvon. 10-inchi savol, 9-inchi savol, tadqiqot obyektiga ko'ra genetik injeneriya qanday yo'nalishlarga bo'linadi? Gen muhandisligi, xromosoma muhandisligi va hujayra muhandisligi. Demak 10-inchi savol ekan. Pasteur oldiga 10 qo'yib qo'y. On birinchi savol. 1952 yilda Joshua va Esther Lederbeglar nimani aniqladi? Ashyoga 11 qo'yib qo'yaring. Ekovi birga bo'lib olib laboratoriyaga kirishib, bakteriyalarni mana bu koloniyasi. Bu koloniyadagi bakteriyalar bir-biri uchun klon. Nima uchun bir-biri uchun klon? Aynan nusxasi. Chunki ashy bir dona bakteriyani bo'linib ko'payishdan hosil bo'lgan hammasi. To'g'rimi? Klon. Shu bakteriya ikkinchi petri idishi bor mana. İkinci petri idişinde ovqat bor, lekin bakteriya yo'q. Dastgoh, maxsus dastgohga barxat mato yopib, bintdan bo'lgan deymizlar, barxat mato yopib turib, bunday bosib turib, bakteriya oziqalik bor, deb bosib turib, shuni ikkinchisiga olib o'tdi. Ko'chirib o'tkizganda, birinchi petri idishidagi bakteriyalar koloniyasi ikkinchi petri idishiga o'tdi. Lekin ikkinchi petri idishiga o'tdi-yu, ikkinchi petri idishidagi bakteriyalar genetik jihatdan birinchi petri idishidagi bakteriyalarga o'xshamasdi. Lekin savol tug'iladi, aynan shundan ko'chirib o'tkizdi-yu. To'g'rimi? Nimaga o'xshamasdi? Sababi shuki, bakteriyalarni klonlagandan keyin o'b o'tayotganda bakteriyalarda spontan ravishda mutatsiya sodir bo'ldi. Spontan degani nima degani? Tasodifiy. Tasodifiy. To'satdan mutatsiya sodir bo'ldi. Muhit o'zgardi-da. Tushunyapsizlarmi? Tasodifiy ravishda mutatsiya sodir bo'ldi. Ana endi ikkinchi petri idishidagi bakteriyalar koloniyasi
birinci petri idişteki bakteriyalar için stam deyilir. Stam ne demek yani soru olduğunu biliyor. Doğru mu? Stam ırsiyatı özgergen bakteriyalar stam deyilir. Stam mı kayda işkens? Hayır. Ana bunlar mı sistem oldu? Bunlar tesisler oldu, yazılar. Ha, ne de kadar? Doğru cevap. Ha, aynısı oldu, yok. Hmm. Evet, sistem. Şun değil abi, ne bütün bu sistem değil abi. Sistem ne miyken? Irsiyatı özgergen bakteriyalar koloniyası sistem değil abi. Şuna ne buldum? Bana sistemler gene nom verirler. Mesela lak minus stam. Kaç stam ayda? Lak minus stam. Bu stamda, yani bu bakteriyalar koloniyasında özü lak stam, lak plus bölüyor olmasa lak stamı da plus stamı da, yani bakteriyalar bu. Laktozanı parçalayıcı fermen sintez kılıcı geni bula. Bana şu bakteriyanı katlaştırıp görsetem ha. Bana bu halkasımın DNK'si. Halkasımın DNK'si başka gen. Şu geni fermen sintez kıladı. Bu fermen laktozanı parçalıyor. Şu yapsa parçalıyor. Bu fermen. Bu fermen neden sintez bu? Bakteriyan DNK'si de. Ki gen de. Bu lak plus ştamı da. Lak minus ştamı da değil. Laktozanı parçalıyor. Fermenti sintez kılıcı geni bu mette. Sintez kılıcı mı? Sayıda Ekber. Hayır, biz gitmez. Rakamını atıp koyayım. Bette 3'te savalı cevabını atıp gittim bir yolu. 11 savolda aytdim-a? Joshua va Esterlardagilar nima qilgan? Javobini ham aytib qo'ying, hali javobini to'liq aytmabman. Bakteriyalarni repliga ko'chirish orqali bakteriyalarni spontan ravishda mutatsiya bo'lishini aniqladi. Bunda ko'chirib turib, nima aniqladi? Bakteriyalarda to'satdan mutatsiya bo'lib, bu polaga o'zgarib qoldi-yu dedi. Shundaymi? Yapızmın bana bana bana. Mahalleri mi gel? Kings Hall. Sivet yok. Yapırsayken olsa aslında sivet yok. Doğru yapacağız mahallede. Joshua ve Estelle de bilen bana anlaşıldı. Bakteriyanı köçere kurulur. Bakterilerde, uzakta, şu mutasyonu saldırıp olaydı. Şuna anlaşıldı. Kıymazı. Kim düşündür? Doğru, her zaman mutasyonu saldırıp olaydı. Aşkına koyayım. Benim çakalarım var. Merdan bulur. Lakin bu işin anlaşıldı. Her zaman bu.
bo'lishini aniqlagan. Bo'lmasa unda nimasi ko'payib ketib qoladi. Lekin bakteriyada ba'zi qismi bo'lsa ham bo'ladi. Chunki sharoit o'zgaradi. Sharoit o'zgaradi, lekin har doim ham bo'lavermaydi bu narsa. Meni fikrimcha. Bo'lmadi. O'sha ob o'tgan ikkinchi idishga ob o'tganda ozuqa boshqa bo'lgan? Yo'q. Endi ozuqa ketdi. Ozuqaga ham ummiyatning ozuqaning ahamiyati ham bo'lishi mumkin. Lekin baribir muhit o'zgarganda, xullas, ozuqa ham boshqa ozuqa bo'lgan bo'lishi kerak. Bir sharoitda turgan bo'lsa, yo'q. Endi orada yo'lda bir narsa bo'lgan. Bilmasiz, ana Sibirdagilardan bir ko'p ketib bo'lsak, yo, mən sizə soruşum. Eşidirsiz, sizə bilmən bir fərq. Bula, aşağı bula ekan. Şunlarınıza qiymətsiz murakamlaşdırmayınız. Şunlarınıza. Çukurlaşmayınız. Mikrob yolu qoyub getməyinlər yana. Keyingisi. Klon nimaligini aytdım. Klon nima ekan? Qarağızın aynan nusxası. Genetik jihatdan oxşuş bu. Stam Rsiyat o'zgargan bakteriyalar koloniyasi. Bakteriya, stam. Shunali, stam nimani sizga? Klon 12-chi savol edi, stam 13-chi savol. 14-chi savolga keldim. 1915-chi yilda Tuork va F DRR'lar nima qildi? Nimani aniqlashdi? Tuork, ya'ni Tuork emas bo'libdimi? Mətdə. Ha, eşitdiniz? Şu biz biləmişik ki, bakteriya fag nə? Virus. Nə üçün fag bakteriya fag deyilir? Bakteriyalara qarşı fag. Fag qarşı deyil, bakteriya bakteriya, yəni bakteriyaya qarşı virus. Bakteriya fag virusu bakteriyanın içinə girib bakteriyanı nukleotid trifosfatlardan foydalanib 15-60 daqiqada 37 gradusli haroratda laboratoriyada ko'rishganda bakteriyani eshitamiz nafasat. Genomidan foydalanib o'zini ko'paytirib, oqsil qobig'ini sintez qilib, ko'pgina bakteriyofag virusi bo'lib, bakteriyani portlatib, ya'ni o'ldirib chiqib ketadi. Shu xullas kana bakteriyani ichiga kirib, ko'payib, o'ldirib ketish haqidagi fikrni kim aytgan? Tuork emas, Tuork bilan DRR'lar aytdi. DRR'lar bor, DRR. Qaysi mashi? Bo'lish kerak. Nimaga desiz? Endi mashina tajriba 1915 yilda. Agar eslasiz, 1917 yilda Kanadalik bakteriolog FDRL bakteriyofag virusini aniqladi deyapti. Undan 2 yil oldin ular bu narsani olib ketgan ekan. Nima degan? Bashara qilishgan. O'rgimeda kitobda shunaqa deydi endi. To'g'rimi eslayapsizmi? 9-yil biologiyada yozgan. Kitobdagini aytibman, xolos. Ichimda to'qimayapman. Mashinasi deb bo'ladi. Shunarligi 2 yil oldin shuda ko'rishgan ekan o'g'irlar. Okay. FDRL 1917 yilda. Xo'p. O'ldirib chiqadigan nima degani bu degan deganimiz bakteriya orqali keltir yuqadigan kasalliklar bor. Bakteriya keltirib chiqaradigan kasalliklar bor. Hatto masalan pielonefritlarda bakteriya keltirib chiqaradigan xullari bor. Ha, endi autoimmun buyrak kasalliklari ham bor-u. Endi bu yerda bakteriya keltirib buyrak shamollash bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, bakteriya keltirib chiqaradi. Umuman o'pkan yallig'lanishi nima deyiladi? Zotiljam. Yoki voy, shu kunlarda hamma biladi-ku. Bilmayman. Bilmaymanligi masaladagi biladi. To'g'rimi? Kimga bu? Borsiz, Barselonaga borsiz, bilmaymanligi ko'pdan ko'p bo'lmaganmi, bilmaydi deyapti. To'g'rimi? Pnevmo degani o'pka degani. Pnevmoniya bu o'pkani yallig'lanishi. Zotiljam pnevmoniya bitta kasal. Tushunyapsizlar? Nima deyapti o'zi? Ha, shu pnevmoniyani ham, pielonefrit bo'lami, bakteriya keltirib chiqaradimi?
Bakteriyofag virüs bakteriye karşı mı? Ha? Şu bakteriyofag virüsünü derseniz o içi olsa ya kol kılıp al olsa şu keserliklerdeki karşı şu bakterileri de öldürerdi mi? Şu keserliklerde davalası bulan diş vardı. Yani şu an şu bulup gitti. 1952 yılıya kadar. 37 yıl devamlı şu an şu bulup işte. Çiçek oranı hamsanışken. Lakin çiçek oranı hamsanışken. Ne mi geldi? Hazır ayet buyuruyor. Keyinçeli 1952 yılda Cinder ve Leder dediler. Joshua mas bu yani. Cinder. Cinder ekmez. Cinder. Şöyle bakteriyeler doğru, bakteriyofag doğru bakteriyeni öldürüp çıkıyordu. Lakin her doğum emmez degen fikirde etken. Bakteriyelerden mutasyon sodur bulup oluşu mümkün mü? Bakteriyofag birse, ben bana pozisyonu kılamam. Dip, onu genide mutasyon sodur bulup oluyen. Kim bakteriyofag ünge karşı kuruş oldu. O zaman yaklaşalım ülgüsek. Şöyle git, nargül kodu ülgüdü. Hop. Ulas, bu ne için soru idi? 14 soru. 1915 yılı Tuort ve DRL'ler ne bana anıqladı diye soru cevap şu ki bakteriyofag virüsü bakteriyanın içine girip bakteriyanı portlatıp öldürüp çıkartışlılığı hakkındaki fikrini anıqladı. Bu cevap şu. 12 klon değil mi? 13 ştam değil mi? 13 cevabı durdu mette. 52 yıldan keyin yazarsın. Bir türge mansup olgen, ayrım yıllar bilen birbirinden farklılar olucu. Bakteriyle kucağı yazarsın. On beş. 52 yıldan 70 yıl geçirdim olgen. 70 yılda 90 yıl geçirdim olgen. On altı 70 yıldan. 16 tekin sağ ol. Ha, 70 yaşında kaç? Kaç? 16 sağ ol. 16 sağ ol, 16 sağ ol. Ne makaladı? Eğer kendi sefer soru ediyorum olsam, bana. Sağ ol derliği okulu çok veriyordu, diktifonu yazıp getiriyordu. Kendim asla, o cevap veriyordu. Bir melekli asla sizinle cevap veriyordu, dengemi bir böyle gibi. Gelir mi acaba asla mı? Gelir. Doğru mu? Kaçı sağ ol verirler? Benim verdim değil mi? Hem de Allah verdim değil mi? Yazılı olabildin ama, tırmanma diye. Doğru mu? Aşı cevap mı yiyeceksin? Şimdi de ne? Kendi mazlu. Hücayranın genetik elementi. H, G, E. Orada ola hücayranın genetik elementi üç kıldı olalı. Kromosoma, plazmit, köçü bürücü genetik elementi. Yani birincisi kromosoma. Birinci savalım şu ki kaç tırk organizminin ırsi element yani kromosoması nimadan iborat? Uzi hujayrasiz shakllarda ham bor. Virusni ham kromosomasi bor. Virusni genetik elementi o'z nimadan tashkil topgan bo'ladi? DNK yoki RNK. Bitta asha DNK yoki RNKni kromosoma deb olasiz. Şunlarla kromosoma degen de aslında nazarda tutup olurası buradasın. Şunlarla ki şimdi bakteriye bu prokaryot doğru mu? Bakteriyanın kromosoması. Halkası bunun dönüklesi. Şunlarla ki şimdi kendisi eukaryotları kimler kiradı özü? Usulli ki zamburuk hayvanlar. Demek zamburuk usulli hayvanlar. Ularının kromosoması yakalanamıyor. Kromosoma nereden başka topken ularda? DNK ve oksildan taşıyıp topgan. Bakteriyanın DNK'si ne kadar? Bakteriyanın DNK'si ne? Oksil bilen kompleks oksil kimiydi? Bana oksil bu DNK olsa. Çünkü oksil yok mu? Bakteriyanın DNK'si fakat DNK'nin özü mü? Çünkü onun genleri top topsuz işler duruyor. Şimdi evkariyotlarda DNK'si oksil bilen kompleks oksil kılar. Çünkü top topsuz işler durmuyor. Bazı payet işleydi, bazı payet işleydi. Şunlarla demek kromosoma degende şimdi tüşünme olarak siz virüs kromosoması degende onun DNK'si yok ki RNK'si
bakteriyanın xromosomasi deganda halqa simon DNKsi, eukaryotlarning xromosomasi tushunarli DNK mahsulotini tashkil topgan. İkinci mavzu birinchi qismi tugadi. İkinci qismi qoldi. Keyingi savol, plazmid haqida gaplashamiz. Plazmidlar iki xil bo'ladi, avtonom va transmissible plazmid. Lekin ikinci savolim quyidagicha. Plazmidga 3ta umumiy xususiyat ayting. Nima degan degan bo'lsangiz, eshitdingiz u javob yo'q bu yerda. Ha, javob bor edi bu yerda. Eshitdim. Bu uxoq avtonom plazmid bo'lsa, uxoq transmissible plazmid bo'lsa. Ikkovga tegishli 3ta xususiyat bo'lishi kerak. Ikkovga ham tegishli bo'lishi kerak. Bunlar ikkovga tegishli xususiyatni bilishdan oldin o'zi plazmid kimda bo'ladi degan savolga javob berish kerak. Mana xromosomani bildik, hammasi kimiga nima tegishliligini bildik, to'g'rimi? Plazmid o'zi kimda bo'ladi degan savolga javob berishimiz kerak. Plazmid bakteriyalar, prokaryotlarda va tuban eukaryotlarda bo'ladi. Bakteriyada va tuban eukaryotda. Tuban eukaryot kimda bo'ladi? Suvotlar bo'lsa. O'zimda yaxlitlab bo'lsak, eukaryotlar uchga bo'linadi. Zamburug' o'simlik hayvon avtolar. Zamburug'lar. Sizlar chuqurlashib ketdinglar. Mahallalarga kirib ketdinglar. Biz shahar shaharga tushyapmiz. Svet bormi? Narigi binoimizda bor. Xo'p. To'g'rimi? Xo'p. Zamburug'larda bor, bakteriyada bor ekan xullas plazmid. Tushunarligi? Endi ashy plazmidga avtonom transmissible ikkovga ham umumiy xususiyat. Ikkovga ham umumiy xususiyat bor. 3ta. Birinchisi asosiy xromosomadan bir necha yuz barobar kichkina, mana plazmid bo'lsa, mana halqasimon DNKsi. Endi bakteriyaning halqasimon DNKsi bu xromosomaga, to'g'rimi? Bakteriyaning xromosomasi degan yozuv kelsa, xromosomasi yo'q demang, asl DNKsini gapirayotgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Xo'p, demak, birinchisi asosiy xromosomadan bir necha yuz barobar kichkina, ikkinchisi 3-10 dona gendan iborat, yo 3ta yo 10tacha geni bo'ladi. 3-10 dona gendan iborat va uchinchisi eng muhimi antibiotik va zaharli toksinlarni parchalovchi fermentni sintez qiluvchi geni bo'ladi. Demak, shunaqa genni sintez gen bor ekanki, u ferment sintez qilar ekan. U ferment antibiotik va zaharli toksinlarni parchalaydi. Hayotdan misol aytib beraymi? Menimcha hamma olgan shekilli, ko'pchilik olgan. Antibiotik kim olgan? O'g'italik mi olgan masalan? Penicillin, cefazolin, ceftriakson. Sulbactam, cefazolin, sulbactam, ceftriakson, sulbactam, ampicillin. Olgansizlar? Kim olmagan? Yo'q, anaqasida ko'ryapsiz. Antibiotikda agar hozir bir mahallalar ham chiqyapti. Ammo holatga qarab qilinyapti. Umuman ko'pchilik antibiotiklar ikki mahalla olinadigan antibiotiklar. Ertalab 7da olsangiz, kechqurun 7da oling deydi doktor. 12 soatda bir oling deydi. Kim shuni biladi? To'g'rimi? 2 mahalla oling deydi. Nimaga? Siz mana bakteriya. Bakteriyada plazmid bor. Siz mana kasallik keltirib chiqaruvchi bakteriya deylik. Ha? Bunda plazmid bor. Bu plazmidda geni bor. U geni ferment sintez qiladi. U ferment antibiotikka qarshi. Siz antibiyotik aldınız. O antibiyotik bakteriyanın nobud qilish kerak. Bakteriyaga qarshi kurashyapti. Ertalab 7da aldınız. Kechqurun 7da aldınız. Keyin ertalab 7da olmoqchisiz. Olamadingiz 10 o'tib ketdi. 10gacha bakteriya bu ha bo'ldi. Antibiyotik kelyapti. O'zini tiklab bu fenomenni sintez qilib antibiyotik qarshi kurash bo'ladi. Shuncha vaqtda olinglar bo'ldi. Shuning uchun bunaqa narsalar soatni soatga qo'yiladi. 12 soatda bir uzar berib tursangiz gangalab o'ladi. Tushunyapsizlarmi?
Demek ki zarur olurlar ne? Bu arada da söylüyorum. Şu üçte hususiyet. Kitap bizden, ben audio'da eniştim ola uğrarsız. Üçte iki cahide de yazgen de bunu. Demek kim aytarlıydı? Az kim eniştide kaldı? Plazmik diyor, üçte umumlu hususiyet. Bu arada ki. Kim aytarlıydı? Üç onu daha gendeyi borat buladı. Doğru. Yine asası harama sonunda hansı küçük buladı. Ben de yüzü bana var, küçük yine buladı. Yine o ana zaharlı fermenti buladı. Şu fermenti antibiyotiklerden parçalıydı. Fermenti bu muydu? Fermenti sintezlerinin geni buladı. Şunlarla oldu mu? Yaşı. Hop. Kengisi yanda alakalı yapacağız. Transmissible vaktan o plazmit gibi oldu. Transmissible plazmoz degen asosiy xromosomaga birikalaydi degen. Agar bu plazmit köpeyiş kere bolsa bakteriya köpeyse ki u ham köpeyadi. Bitta bakteriyadan ikkinchi bakteriya köpeygende o'tadi. Transmissible plazmit. Asosiy xromosomaga birika olganligi uchun ham transmissible plazmit ikkinchi nomi rekombinatsiyalanuvchi plazmit. Bo'ldi mi? Ha, bo'ldi. Ketish bo'lmoqlar, ketish bo'lmoq. Yo'q, yo'q, telefon nomerlari bor. Şunlarla bir oldu mu? Yani avtonom plazmit. Asosiy xromosomaga birikmaydi. Agar köpeği bo'lsa o'zidan o'zi köpeyaveradi. Bitta hujayradan ikkinchi hujayraga hujayra teshiklari orqali o'tib ketaveradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu o'zidan o'zi köpayganligi uchun replikatsiyalanuvchi plazmit deyiladi. Replika degan nima deganimiz? Nusxa. Ya'ni o'zining nusxasini olaveradi. Mana bu transmissible rekombinatsiyalanuvchi. Nima uchun rekombinatsiyalanuvchi? Asosiy xromosomaga birika olganligi uchun. Avtonom plazmit esa replikatsiyalanuvchi plazmit ham deyiladi. Nima uchun bunaqa deyiladi? O'zining nusxasini ko'paytirib, hosil bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Plazmitlar tugadi. Plazmit bo'yicha savolingiz bor? Savollarimni aytib ketyapman, eshitib olasiz, demak, keyingi mavzuda. Plazmitga xos 3 ta umumiy xususiyat, bu 2-chi savol edi. 3-chi xususiyat, transmissible plazmitga xos xususiyatlar qaysi? 4-chi savol, avtonom plazmitga xos xususiyat qaysi? Ketdi. 5-chi savol, transpozon nima yoki ko'chib yuruvchi genetik element nima? Oldinchi savol, ko'chib yuruvchi genetik element kim aniqlagan? 7-chi savol, ko'chib yuruvchi genetik element necha xil tipga mavjud? Tipi mavjud. Eshitamiz. Uni keyin raqamlab olaverasizlar. Hozir ulgimay qolmaylik, ha? Ko'chib yuruvchi genetik elementlarda AQSh olimasi Barbara McClin to'k aniqlagan. Barbara McClin. Shunarligi 1940 yılı mı? Yok, 84 yılı Nobel mükafatını var. Ötken asrın 40 yılları. Ötken asrın 40 yılları. Ha? Şunu anıklayanın ya Nobel mükafatını var. Kötü bir uçu genetik elementler özü normal transpozon değiller. Ben transpozon demeyim ya buna. Kötü bir uçu genetik elementler. Ne demek siz? Çünkü transpozon da küçük bir genetik elementler üçge bölünüldü. Birinci kılı transpozon. Umumi yavrular, birinci kılı bakılı oparlattı. Şimdi yazılar, aşınca küçük bir genetik elementler üçge bölünüldü. Ne çıkılsın? Üç kılı, birincisi transpozonlar, ikincisi retrotranspozonlar, üçüncüsü retrapozonlar. Ha, bunu tasavvur kıldırış için Mekke cukarını hemen görüyor. Mekke. Dümbülde buladı yok. Mekke'yi görseniz kızıl kızıl caylar buladı, dağlar buladı. Görüyor musun? Kim görüyor? Kızıl kızıl dağlar. Köpçülü görüyor musun?
Aşağı kızıl kızıl dağları bir bor, bir yoğun olup duradı. Şu kızıl pigment. O pigment, kızıl pigmentin namı antotsian. Antonmaz. Antotsian. Antotsian. Pigment. O pigmentte hasıl kılışta köçük yürgücü genetik element iştirak edin. Ben de aşağı köçük yürgücü genetik element. Bir bor, bir yoğun olup duruşu sebep bu köçük yürgücü genetik element köçük başka bir yoğun tıpa da. Aşağıda var, şimdi yoğun olup Şarlık oldum. Özü bunda kadar köçük yürücü genetik elementler köp. Hücayranın genomunu 50 fazla aşağıdan köçük yürücü genetik elementi açıklayın. Ütlemedi köçük yürücü. Hop. Şimdi aşı köçük yürücü genetik keyin savalımız köçük yürücü genetik elementi umumi hususiyatı ayetli. Bu kayısı bir boyuştan kattığı nazar hamlası umumi hususiyat bu. Hala verdiği bir yalması ki bana köçü bir ölçü genetik elemi. Bu yeni mesela adenin, timin, timin, sitazin şuna kalıp bastaya. Timin, ha? Adenin, adenin, guvanin. Şuna kalıp nukleotiden sizinle gidip çoğalaştık. Nukleotiden taşı dokken. Yani transpozonda var orayla köçü bir ölçü genetik elemi. İki çeteden mahsus nukleotidler ısçırlıydı. Aşk köçü bir ölçü genetik elemi. Şu yasara merkezde ise transpozaza transpozaza fermentini sintez kılıcı geni bu. Bu ferment ne kadardı desez DNK'ni yapışan şuna hası kıp keser. Mesela başka cahalaşı kereyim mi? Transpozaza fermenti sintez kolladı, barıp durup. Bu transpozaza fermenti kesber attı, kertürse ki özü yapış olurdu. Şunlarla bir oldu mu? Kaytan hemen, köçü bir ucu genetik elementi umumlu hususiyatı demezse, iki şeridi de mahsus nukleotidler ısırılığı, merkezi de transpozaza fermentinin sintez kılıcı geni bu. Transpozaza fermentinin vazifesi DNK'ni yapışa uçurak hasıklık keser. Şunlarla bir oldu mu? Aytep var mı benim? Bugün kesiyor, yapıştırıyor, nakalarımızı tay yapıp olsaydı yenge sefer gel, bunu nasıl yazayımız? Şunlarla gel. Hazır. Bir de video koy veremez sizler gel. Ders, tüket olaydı ki elice o şundur olaydı. Şimdi al o kadar. Şimdi, bak, el kalem. Hazır kutlu şu hususiyet transpozonu değişti. Retro transpozonu da etkili olan. Kendi savalı retro transpozonu transpozonundan farkı ne kadar? Retro transpozon bana bekleyen promosomu bar değildi. Bana o retro transpozon. Retro transpozon ne bağlıksa informasyon RNA matrisası vasıtasıda özünün nuskasını sintez kılıcı virüs simon DNK molekülası. Yani bette informasyon RNK'ya mı oradan verirdi? Özünün nuskasını sintez kılıçta. Ve tezkarı transkriptaza fermenti hem oradan verirdi. Kitlenası oradan verirdi. Ha, ben soru verdim ki retro transpozonlu transpozondan farkını mı dedim? Fark şu ki transpozon var. Mektamıdır. Hatta mı demek küçük öttü. Hatta şimdi yoğup oldu birinci cahide. Bu kuralama yaptı. Birinci cahide özünü sintez kılıp, birinci cahide özdürüp de nüskası başka cahide öttü yaptı. Neme böyle yaptı? Retro transpozonda. Retro transpozon da anaka DNK'si ort yaptı. Retro transpozonda ort yaptı. Lekin transpozonda ne kamasıydı? Özü öttü yaptı o da yaptı. Şimdi ilan mı? Kengisi retropozonlar. Köçüşü cihattan retrotranspozon yok şeydi. Özün nüskasını sintez kılıp aşağıya göçüp ötedi. Lekin onu köçüşü de yordan beredigen, nüskasını sintez kılıp işte yordan beredigen tezkarı transkriptaza fermenti bu miydi? Aşağı ismiyle farklı.
Bu mavzu hem tügadı, fena fena savallı bu. Şun yaşlar mı? Bana sekiye ucu kirişi yapmış. Beş tane mavzu veremem bugün, kendi sefer tört tane mavzu veremem. Genetik injineri ve biyoteknoloji tügedik. Hazır yani ki mesela kızın için mavzu. Transformasyon, transduksiyon ve kanigasyon düşündürüp boyu. Çarçak koma değil ama yapın oraya mı? Ha? Ne o zaman bir tane cevap veremem. Görürüz. Anne ben taş yapma mıydım? Nargiz Ağam? Ne? Sizin ne kadar o da? Yok. Evet, biraz ben bu oldu. Kıskara variyatı düşündürüm ben şimdi bulması. Ha? Kıskara variyatı düşündürüm ben. Okup gel orası da. Düşünmeyen cahilerde soru istedim. Bol oradın. Birinci narsa transformasyon ne mi? Transformasyon. Mana bitta bak, birinchi bakteriya, mana ikkinchi bakteriya. Birinchi bakteriyadagi genni ikkinchi bakteriyaga o'tib qolishi. Tushunarli bo'ldi? Shu transformatsiya. Keyingisi transduksiya. Bu qisqaroq variant, eng qisqa. Birinchi bakteriyadagi genni İkinci bakteriye gel. Bakteriyofag virüsü yordamida o'tib qolish. Oraya bakteriye kaybı koşup yaz. Şarlı bol mu? Genetik materyal. Fag orkali olsa transduksiya, özü olsa transformasiya. Kengisi, kanigasiya. Kanigasyonu masrafından şunu verip, kanigasyon bu bakterilerde bir cinsi jarayon. Bana bu karasiler 69. sırasında birinci bakteriyadaki bakteriyada bana da DNA yandırıptı, yumalak plazmit yandırıptı. Gördüler mi? İkinci bakteriyada ne mas yok? Plazmit. Plazmit yok. Şu ikinci bakteriyadan plazmit öter. Kana kalır. Stoplazmat köprükçe fayda bulandı. Köprükçeden birinci bakteriyanı iki halkalı DNA iki halkalı buladı, doğru mu? İki zancırlı. DNA'nın bir tane zancırı o da. İki odanın bir tane zancırı buldu mu? İkinci zancırı sindiz buladı. İki odaya. Ve iki odaya ana şu plazmit hazır buladı. Bu cereyanın namı kanigasya. Bakterilerdeki cinsi cereyan. Şunları buldu mu? Ha, transduksiyonu hem tutturup bitti. Transduksiyonu hem dolu sal içe girmesi bu muydu ki? Ayetti ki bana bak, birinci rasim, 68. rasimde karaysız. Bakteriyofag virüsü DNA'sını kırgızı yaptı. Bakteriyofag virüsü bakteriyanın nukleotit trifosfatlardan faydalanan köpeği yaptı. Köpkine bakteriyofag virüsü bulup port atıp bakteriyanı öldürüp çıkartı yaptı. Bu cereyanda biz lizis boldu bakteri dediğimiz. Reaksiye olsa litik reaksiye değil. Bana kança vakitte bulatsa 15-60 dakikada buladı. 37 gradçı diye bazı boyuyordu. Kegen, başka bakteriye ötüyekken de karasiz bana kökürenye türüptü. Bitti bakteriyanın geni. Gördüler ha? Bitti bakteriyanın genini, birinci bakteriyanın genini. Fak, bakteriyadan çıkartıyken de op çıkartı yaptı özü bilen bir yerlikte. Doğru mu? Op çıkıp ikinci bakteriye kirgen de. İkinci bakteriye kirgen de. İkinci bakteriye bilen bir iki yaptı. Lekin ikinci bakteriye de köpeği olma yaptı. Biz bunda cereyandır lizagen cereyan diyoruz. Lizagen reaksi. Şunarlıge. Ve ikinci bakteriye aşı genini obu öttü bana. Birincisi öldürüp çıkardı, ikincisi öldürüp olmadı.
nimaga o'ldira olmadi? Chunki mana bu ikkinchi bakteriyada spontan ravishda mutatsiya sodir bo'ldi va bakteriofag virusining DNKsi ana shu ikkinchi bakteriyani shunday joyiga biriktiki, haligi ko'paya olmaydi. Qaysi kino haligi? Kino bormi-ku? Ko'chaning o'rtasida turadi. Nega? Qatarasi yubdi. Kankazasi yubdi. Kankazasi emas, nima turadi-ku? Bakteriyafag xuddi holatga o'tib qoldi. Profag holatga o'tib qoldi. Profag degani ofatdan qutulgan bakteriya degani. Bakteriyafag virusi esa ko'paya olmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Lekin shu genini nima oldi? Ob o'tdi. Bu jarayon nima deyiladi ekan? Transkripsiya ob o'tishi. Tushunarli bo'ldimi? Fermentlar to'rttasini yozdirib qo'yib, bo'lmasa 131-bet. Oxirda 3-chi qator DNK bo'lak DNKni bo'laklarga bo'luvchi bir qo'ying. RNK matrisasi asosida DNK bo'laklarini sintezlovchi ikki qo'ying. Uchinchisi DNK bo'laklarini ulovchi. To'rtinchisi DNK bo'laklari uchlarini strukturasini o'zgartirishga imkon beruvchi. Demak, bizga kerak bo'lgan narsalar haligi qog'oz avnasi yashamoqchi bo'lsangiz, qaychi, kilay degandek, ya'ni DNK kesuvchi, ulovchi fermentlar bo'lishi kerak ekan. Yana DNK uchlarini strukturasini o'zgartiruvchi bunday gulli qilib degandek. Ha? O'zgartiruvchi va RNK matrisasi asosida DNKni hosil qiluvchi. Shu narsalar kerak fermentlarimiz. Ulovchi ferment bitta. Ligaza. Biz ikkilayimiz bitta. Bu yomasa ligaza. Kesuvchi restriktazalarimiz ko'p. Ularni tushunmasanglar mayli, keyingi darsda gaplashamiz. Tushunarligi? O'rtoqlar, mana shu 5 ta mavzudan o'rta test olaman keyingi safarga. Xohlasangiz svetimiz yonsa. Ha? Svet yonishini kutib o'qimanglar, bo'ptimi? O'qib olinglar. Sog' bo'linglar. Rahat.